şehirde yaşamak kadar üretmek de keyifli. Burası, verimli topraklara teknoloji ve emekle hayat verilen şehir. İzmir, yaşanacak şehir. Fuar Rehberi programından merhaba değerli izleyenler. Bugün İzmir Tarım Fuarı'ndayız. İzmir'de tarım makinalarını, teknolojilerini izleyicilerle, sizlerle buluşturacağız. Fuar Rehberi programı başlıyor efendim. Şu anda çok çok genç çiftçilerimiz burada. Babasıyla birlikte burayı ziyarete gelmişler. Adın ne? Mustafa Can. Traktörlere meraklı mısın? Evet, meraklıyım. Hangi traktörlere acaba? Büyük traktörlere. Nesi hoşuna gitti onların? Dış görünüşleri, iç görünüşleri. Bir de... Böyle rengi falan mı? Onlar. Daha büyük diyorsun, daha heybetli. Sen traktörle aran nasıl? İyi. İyi. Köyde traktör kullanıyor mu baban? Ya da... Kullanıyor. Biliyor musun sen de? Biliyor. Kullanıyor. Nasıl abi, neler ekip biçiyorsun? Ya genelde bizim oralarda ben Manisalıyım. Darı, buğday, arpa, yani kuru tarım da var, sulu tarım da var bizde. Çocuklara tarımı sevdiriyorsun anladım. Aynen. Beraber alıp geleceğimiz tarım diye düşünüyorum yani. Çünkü insanlar şey oluyor mesela, tarımı bırakıp şehirleşmeye çalışıyordum mesela. Ama ben çocuklarımı öyle alıştırmamaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Hayvanlar yani. Falan var mı? Var. Ne var hayvanlardan, hangisi var? Kuzular, inekler var. Sen hangilerini seviyorsun? Kuzuları. Kuzuları. Köpeğin var mı? Yok. Köpeğin yok ama olur o da belki. Sen de? İnekleri seviyorum, kuzuları seviyorum, tavukları. Giriyor musun babanla birlikte ahıra? Biliyorum. Giriyorsun, sağ oluyor, süt içiyorsun. Evet. Nasıl, süt lezzetli oluyor değil mi? Evet. Oluyor. Tavuklar besliyorsun, yumurtaları da, yumurtayı da alıyorsun. Evet. Siz iyisiniz köyde maşallah. Her şey organik. Her şeyimizi kendimiz yetiştiriyoruz biz mesela. Yani şaka gibi geliyor ama her şeyimiz kendimiz. Tereyağımız, sütümüz, yani peynirimiz, hepimiz kendimize üretiyoruz yani. Babam bugün sizi buraya gezdirmeye getirmiş. Nasıl, beğendiniz mi? Beğendik. Beğendin, sen de beğendin. Ben de. Gidince anlatacaksınız. Tamam. Buradan anneniz burada yok herhalde. Yok. Ona da bir selam gönderelim o zaman. Annene selam ver. Anneme selam. Anneme selam veriyorum. Anneme selam veriyorum. O zaman köyünüze de selamlar olsun, Manisa'ya. Bütün Manisa çiftçilerine, Türkiye çiftçilerine diyelim. Bütün öncelikle Manisa halkına sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tarım Türk TV'ye teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere, hadi bakalım. Teşekkür. Değerli izleyenler, Fuar Rehberi programında da izlediniz. Fuarı yoğun bir şekilde, yoğun bir tempoyla geçiriyoruz. Türkay Tarım Makinalarından Mehmet Türkay bizimle birlikte. Hem tarım makinalarını konuşacağız, hem fuar hakkında genel bilgileri alacağız. Mehmet Bey, nasıl geçti fuar? Çok yorucuydu Harun Bey. Yani yeni bu çatı altında biliyorsunuz düzenlenen ilk fuar. Eskiden merkezde düzenleniyordu. Doğru kitle, gerçekten tarım makinesiyle ilgili insanlar acayip bir şekilde talep gösterdi. Yani... Dün 17-18 kişiydik, yetişemedik.
Bugün bakın pazar günü, yani kapanmasına ne kadar bir süre kaldı, hala ortalığı görüyorsunuz. İzmir Fuarı artık Türkiye'de belli bir, yani belli bir fuar çerçevesine girecek. Yani İzmir, Türkiye'de ne var? Şu fuar var, bu fuar var. Artık seneden itibaren İzmir Fuarı da bu şeyin içinde yer alacak. Çünkü yurt dışından gelen insanlar tek uçmak istiyor. Yani Almanya'dan binen adam, ki geldiler buraya. Avrupa, Avusturya'dan gelenler oldu, Slovenya'dan gelenler oldu. Adamlar biniyorlar, tek uçuşla geliyorlar. O çok güzel bir şey yurt dışı için. İzmir'in eski özlediği fuarlara da kavuşması çok güzel oldu. İzmir için güzel bir kazanım oldu. Çok güzel kazanım oldu. Alan çok iyi. Yani belediyenin yaptığı alan çok büyük bir alan. Bunu tabii bizler güzel bir şekilde kullanmaya çalıştık. Çünkü unutulmuş bir fuardı. Tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Yani en azından Türkiye'de şu fuar var dedikten sonra, ya İzmir fuarı da şöyle bir hale geldi diyecek artık insanlar. Çünkü bu görünen köy kılavuz istemiyor Harun Bey. Yani, gerçekten çok iyi bir fuar geçti. Tarım ve hayvancılık deyince hayvancılığı unutup bazen bir kenara atıyoruz. Ama burada hayvancılık da var. Tabii tabii. Tarım da var. Gelen ziyaretçiler çok yoğun bir şekilde köylerinden, kasabalarından, ilçelerden kalkıp otobüslerle buraya gelip ziyaret ediyorlar. Burada da sizin makinaları da görüyorlar tabii. Hemen ilk girişte olmanızın bir avantajı oldu mu? Ya tabii ki de, yani o da avantajımız o kadar olacak Harun Bey. Biz İzmir firmasıyız, grup firmasıyız. 6 fabrika, bütün dökümhanesinden, şaf fabrikasından, şanzımanla, tarım makinesi üreten firma olarak da 57 yılında bir geçmişi var tabii. Türkiye'ye ve dünyaya tabii güzel ticaretlerde bulunuyoruz. Yani kaliteli ürünleri Türk malı olarak insanlara tanıtıyoruz. E tabi bunun da meyveleri ufak tefek olacak yani. Bunun kazanımlarından biri de bu tabi. Gurur duyuyoruz. Şimdi bütün fuar alanını gezdiğimizde gördüğümüz şey burada. Hem traktörlere yoğun bir ilgi var, hem ekipmanlara, hem de sizden ürün almış insanların onlarla ilgilendiğinizi gördüm. Sorunlarını, dertlerini ya da işte nasıl söyleyeyim, memnuniyetlerini sizlere aktardılar. Tabii ki de yani. Nasıl oldu onlarla buluşmak? Çok güzel oldu yani. Kul yapımı, en ufak bir şey oluyor. Mesela müşterinin ya şurası şöyle olsa daha iyi olan olsa diye fikirlerini aldık. Gayet güzel şeyler de çıkıyor. Yani sonuçta bunu istediğiniz kadar fabrik olarak test de yapın, şey yapın. En son kullanıcı bunu en belirleyen kişidir. Onları gördük. Yeni ürünlerimizi onlara teşhir ettik. 6 metre bir dikkat oturumumuz var mesela. Yeni büyük traktör sahipleri, çiftçi insanlara tanıttık. Yem karma makinelerimizin diğer çeşitlerini gösterdik, yeniliklerimizi gösterdik. O konuda çok verimli bir fuar oldu Harun Bey. Yani geniş bir ürün yelpazesi de var burada. Yurt dışı ihtiyacatınızı biliyoruz. Yine de ondan bahsedelim. Bir yandan Amerika var, Avrupa ülkeleri var. Türk malını güzel bir şekilde Türkay, yani yine bir Türk ismiyle temsil ediyorsunuz. Ya bizim yurt dışı ismimiz tabii ki Türk olarak, ama asıl yurt dışı ismimiz bizim Minos. Yani yurt dışı markamızın ismi. Yıllardır o isim altından işlemlerimizi, ticaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ama yani Türk malını şu an Avustralya'da gidip bir bizim yem vagonlarımızdan tutun, yani Afrika'nın bir ülkesinden tutun, Amerika'nın çok farklı yerinde de görmeniz ve bunu gördüğünüz zaman ki duyduğunuz gurur bambaşka zaten. Bunu da güzel bir şekilde yapıyoruz. Bu işi kaliteli bir şekilde yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki nesillere de böyle güzel bir kaliteli olarak bu işi devam ettirmek en büyük gayemiz. Ben önümüzdeki fuarlarda da size başarılar diliyorum. Çok hayırlı fuarlar. Ederiz. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Sizler de çok gezdiniz, yoruldunuz. Size de teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi Almanya'da, hiçbir yerde, bütün yurt dışı fuarlarında da yalnız bırakmıyorsunuz. Yurt dışı fuarları keza öyle. Sizler de çiftçi için çok büyük hizmetler yapıyorsunuz. Geziyorsunuz insanlara, bunları gösteriyorsunuz. Buraya gelemeyen insanlar, sizin de ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Fuar Rehberi programına bugün de devam ediyoruz. Manitou'dayız. İş makinaları var burada. Hemen soralım, tanıyalım öncelikle. Merhabalar, Ali Çevik ben. MAT firmasının İzmir Ege Bölge Müdürüyüm. Bu fuara bu sene ilk katılışımız. Manitou Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır tarım sektöründe teleskopik taşıyıcı, yükleyici sınıfında makinalarda çiftçilerimizin
işlediğini görmesi için eli kolu diyebileceğimiz makine. Daha çok hangi alanda kullanılıyor? Daha çok tarım sektöründe balya, saman, çiftliklerde balya saman taşıma, çiftliklerdeki temizlik, ağırlıkta kullanıldığı şey. Kepçe gibi şeyler de var. Yani şimdi Manitou'nun özelliği zaten hem taşıyıcı, forklift çatalı hem kleci kovası. İki işi birden yapabiliyor makine. Bu işleri çok dar alanlarda, zor şartlarda bayağı büyük bir performans sergileyerek çiftçimize yardımcı oluyor. Hangi bölgede hizmet veriyor Manitou? Manitou tüm Türkiye'de 4 bölge müdürlüğüyle hizmet vermekte şu an. Pazar lideriyiz. Türkiye'deki son 8 yıldır, 9. yıldır pardon, pazarın %50'sine sahip iş makineleri sektöründe hizmet vermekte şu an. Bugün çok kalabalık yine. Çok kalabalık, evet. Çok kalabalık ve çok güzel. Çünkü makinalaşma Türkiye için çok önemli bir adım. Daha önce elle yapılan, iş gücüyle yapılan şeyler şu an makinayla hem maliyet düşürme hem aynı zamanda üretime katkı anlamında çok büyük fayda sağlamaktı. Teşekkür ederiz Ali Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba, sağ ol. Allah. Ben Sancaklı Bozköy'den kiraz üreticisiyiz biz. Ahmet Sert. Kiraz, cinsi ne abi o kirazlar? Cinsin Karabodur, Erlörlü, Kristabalina, Ziraat 900. Kiraz nasıldı bu sene? Kiraz çok güzeldi ama satımı biraz iyi olmadı yani ihracat şeyi. Gelelim durgundu. Oraya siz arayalım. Kolay gelsin. Ben Sancaklı Bozköy'den, Manisa'dan Ufuk Batı. Ben de kiraz üreticisiyim. Ne kadarlık bir alan var? Ağaç olarak mı sayalım, ne diyelim? Toplam Türkiye genelinde 38-40 bin ton üretim yapıyoruz. Türkiye'de ilk kirazı biz Sancaklı Bozköy'de çıkarıyoruz. Nisan'ın 15-20'si ilk kiraz bizim köyde çıkıyor. Bu para kazanabildiniz mi bu sene? Allah bereket versin. Kirazlarımızda soğuk olay oldu. Yine de güzel para kazandık. İhracat olarak Almanya dış ülkelere gidiyor. Fiyat nasıldı? Fiyatı 10 lira. İlk baş şey 70 liraya satıldı bizim köyde. 70 lira, 50 lira ilk başında. Yani yurt dışına mı gitti? Evet, yurt dışı, İstanbul, her tarafa yani geliyor yani alıcılar. Üretime devam edeceksiniz. Tabii. Yeni bahçeye yetiştiriyoruz. Erkenci bizim hep çoğunluk. Bu arada kendi üretim alanınız için, kiraz üretimi için baktığınız bir şeyler oldu mu? Bulabildiğiniz şeyler. Tabii, direkt traktörlere bakıyoruz, şeylere bakıyoruz. Peki, o zaman size hayırlı gezmeler diyorum. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Size de kolay gelsin. İzmir Fuarı'ndan renkli görüntüler. Şu anda Anadolu Motor Landini standında şanslı çiftlik yarışması var. Çiftçilerimiz burada yarışıp sürpriz hediyeler kazanıyorlar. Amca, tanıyalım seni. Bergama'nın Bozköy'ünden Kadir Sarı. Fuar nasıl gidiyor? İyi, güzel. Burada yarışmaya katıldın, ödül kazanabildin mi? Valla bir şey kazanamadım. Ya, yapamadın mı? Bilemedin herhalde soruyu. Bilemedim. Şimdi geziyorsun, traktörleri mi gezeceksin? Bütün evet. Fuarı gelmen bayağı tamam, zaman alır. Tamam. Memleketine buradan selam gönderelim. Tamam. Hangi köyde? Bergama'nın Bozköy'ünden selamlar. Teşekkür ederiz.
Şu anda bir Alman firmasında Wacker Neuson'dayız ve Ege Bölge Müdürü Osman Aksu bizimle birlikte. Osman Bey, nasıl gidiyor fuar? Fuarımız gayet hızlı ve renkli gidiyor. Güzel bir ilgi var. Cumartesi günü olması hasebiyle de müşterilerde ciddi bir yoğunluk var. Bugün oldukça yoğun. Burada peki sizin standınızda iş makineleri var. Bunlar yükleme makineleri mi, loader dediğimiz makineler mi? Çiftçiye hangi ürünlerle hitap ediyorsunuz burada? Bizim ürün gruplarımız çiftçiye daha ziyade eskavatör, belden kırma yükleyici loaderler ve mini telehandler gruplarıyla yardımcı oluyoruz. Bugün burada görüyoruz, çiftçiler de deniyorlar. Bazı şeyleri burada fuarda görüyorlar. Televizyonda, reklamlarda görseler de fuarda bu sefer dokunabiliyorlar bu ürünlere. Mini modeller var. Bunlar dar alanda, işte ahır gibi yerlerde, balya yapma gibi kullanım alanlarında kullanabilen modeller. Tabii, yani biz genel olarak zaten mini veya kompakt diye hitap ettiğimiz grup üretim yapan bir firmayız veya mini veya dar alanların daha ziyade kullanımına uygun veya müşterilere uygun makineler üreten bir firmayız. Hususiyetle belden kırma loaderlerimiz ve küçük mini telehandlerlarımız farklı versiyon ataşmanlarla çok ciddi amaçlarla veya çok değişik amaçlarla kullanılabiliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte balya yüklemesinde, hazırlanmasından, nakillerinde, ahırların, damların temizliklerinde, onun haricinde eskavatör gruplarımız diri örtü temizliği yapımında, işte yeni zeytin dikim alanlarının hazırlanmasında, imar işlerin gibi şekillerde kullanılabiliyor. Var. Bir de elektrikli model de var sizde. Bir de hususiyetle bu yıl fuarda öne çıkarmak istediğimiz VL20E diye bahsedilen, kendisi 2 ton gelen elektrikli bir makinamız var. Şarj yapıldıktan sonra 5 saat süreyle aralıksız kullanılabiliyor. Kendisinde ses ve emisyon salınımı olmadığı için hayvan damlarında veya ahırlarda hayvanlara zarar vermiyor. AVM türü yerlerde veya hastane gibi yerlerde de egzoz salınımı olmadığı için insan sağlığını tehdit etmeyen bir ürün. Hem gürültü kirliliği olmamış oluyor hem de egzoz salgılamıyor. Evet. Aynen öyle. Peki, teşekkür ediyoruz. Size hayırlı fuarlar. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. İyi günler. Fuar rehberi programında şu anda çekiç kesen Ege Sebat tarım makinalarındayız. Hasan Baytok bizimle birlikte. Hasan Bey, fuar çok yoğun. Sizin standınızda da çok yoğunsunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum vaktini ayırdığınız için. Rica ederim. Burada hangi ürünlerle çiftçiye hitap ediyorsunuz? Burada toprak işleme makinalarımız var. Lazerli tesviyemiz var. Merdanemiz var ve gübre serpme makinalarımız var. Yani farklı ürün gruplarıyla farklı, çiftçiye... ulaşıyorsunuz. 4 farklı ürün grubunu getirdik buraya. Tabi bunların alt modelleri, çeşitleri de var. Şu anda 4 farklı ürün grubuyla buradayız. Şu önünde bulunmuş olduğumuz makineden biraz bahsedelim. Nedir tam olarak? Lazerli tesviye küreği dediğimiz makinamız toprağı düzeltme işleminde kullanılıyor. Toprak düzeltiyor. Toprağı tesviye yapıyor. Evet, sırasıyla bu toprağı tesviye yapıyor. Diğer makinelerin de bir sonraki aşamada... Tabii diğer makineler diskara grubumuz var. Diskara toprağı işliyor. Ekim öncesi toprağı hazırlama amacıyla kullanılıyor. Bir de gübre serpme makinelerimiz var. O da çiftçinin gübreyi tarlaya saçması. Evet. Toprağa güzel bir şekilde bakım yapacak makineler burada. Doğru. Hem işte toprağa bakım yapacak, sonra gübresini atacak.
işleyecek makinelerle tesviye dediğimiz makinalarımız var. Evet, köklü bir firmasınız. Yani bilindik bir isimsiniz. Evet. Yurt içinde bölgelere, bütün bölgelere yayılmış. Türkiye içinde bayilerimiz var. Türkiye'nin dört bir yanında. Yurt dışına da ihracatımız bulunuyor aynı zamanda. İhracat çok önemli. Bir Türk malını yurt dışına taşıyorsunuz. Evet, doğrudur. Yurt dışına ihracatlarımız da var. Bulunuyor. Peki üretiminizde size kolaylıklar diliyorum. Yine yer olarak Çekiçkesen tam olarak Türkiye'nin hangi bölgesinde? Aydın Söke'de. Aydın Söke'den büyüyüp bütün Türkiye'ye yayıldığı doğrudur, gibi doğrudur. Avrupa'ya da açılıyorsunuz. Doğrudur. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Size hayırlı fuarlar. Sağ ol, iyi çalışmalar size. Sağ olun. Sağ olun.